Merhaba gözün severler. Bugün 5 Nisan Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz hep birlikte. İnşallah haftamız hayırlı, bereketli ve sağlıklı geçer. Sizlere bu videomuzda dünün yani 4 Nisan Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin detaylarını magazinkolik.com sitemize girerek ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Ben hemen haberlerimize geçmek istiyorum. Dün bir dava konusu geldi. Sezen Aksu kendi klibini embed koduyla yayınlayan bir siteye dava açtı. Biz de olmadı Sezen diye bir başlık attık buna. Neden? İzah edelim. Çünkü embed koduyla yayınlamak demek bütün haklarını o şirketin olarak yani Sezen Aksu'nun adına onu yayınlamak demek. Yani bir televizyon şarkısını çalabilir ama bedelini ödemek kaydıyla. Embed kodu da tamamen Sezen Aksu'nun sitesinin üzerinden yayın yaptığı için açık bir koddur. Herkese açıktır, yayınlanabilir. Zaten yayınlanmasını istemiyorsa videoyu yüklerken kapatma seçeneği var. O zaman embed kodu vermez ve hiç kimse de hiçbir şekilde o şarkıyı yayınlayamaz. Hem açık bırakacaksın, hem bütün senin hakların gözetilerek yayınlanacak ve sen de buna dava açacaksın. Onun için olmadı Sezen Aksu dedik. İlginç haber, Sabah Tümer kahkahasını, o meşhur kahkahasını bir internet sitesinde açık arttırmaya koydu ve 90 bin liraya sattı. Evet, artık Sabahat Ümer'in kahkahası kendinin değil. İzzet Pinto adlı yapımcının, televizyoncunun o almış 90 bin lira. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Kahkaha ile mutlu bir yaşam dileyelim İzzet Pinto'ya. İlginç bir haber var. Oscar ödülleri Çin'de yasaklandı. İlginç. Neden yasaklandı? 93.sü yapılacak bu sene biliyorsunuz. Ve Çin'de yayınlanmayacak bu tören. Davut Güloğlu için dün Sıla'yı açtığı son dava, daha doğrusu suç duyurusundan sonra yenilen pehlivan güreşe doymuyor diye başlık atmıştık. Davut aradı. Son derece medeni bir şekilde düşüncesini ve niyetini anlattı. Ve şöyle dedi. Ben adalet için, hukuk için, doğruluk için güreşmeye devam edeceğim ve yensem de yenilsem de buna doymayacağım dedi. Biz de aldık bunu, haber yaptık. Sitemizde okuyabilirsiniz. Aynur Aydın'a sormuşlar bir sokak röportajında. Boy uzatma ameliyatı düşündüğünüz doğru mu diye. O da demiş ki, ay evimde dinleme cihazı mı var? Ne güzel yemleme bunlar. Ne güzel arkadaşlarımızı kandırma bunlar. Evde dinleme cihazım var. Siz nereden biliyorsunuz gibi bir lafla cevap vermiş. Biz de buna haber yaptık. Hani biraz önce söyledik ki Sabahat Ümer kahkahasını sattı ya. Gülben Ergen de neyini satar? O meşhur sözünü sattı, açık arttırmaya çıkarttı. Nedir o? Bana hiçbir şey olmaz. Evet, Gülben Ergen'in bu sözü de açık arttırmada ilgileniyorsanız girip alabilirsiniz. Sitemizde adresi var. Facebook takipçileri için hoş olmayan bir haber. 533 milyon takipçinin, kullanıcının verileri internette dark web denilen derin devlet tabir ediliyor dark web'e. İnternetin derin devleti deniliyor. Orada yayınlandı. Ve öğrendiğimize göre Türkiye yok bunların arasında. Amerika, Hindistan gibi birkaç tane ülke var. Onun için verileri Facebook'un iyi koruması lazım. Bundan da ağır bir ceza gelecektir mutlaka Facebook'a. Survivor 2021'den iki tane haberimiz var. Biri aşk haberi, aşk ifşası. Bir tanesi de Sancakay'ın gerçekleri ifşa etmesi. Dünün üzücü haberi bence sevgili Banu Alkan'ın
Gerçekten çok sevdiğini ben biliyorum. Ablası Fehime Alkan'ın vefat etmesi, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu Ayvalık'ta Fehime Hanım. Ve dün sabah gözlerini kapadı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Alkan ailesine de Banu'nun şimdi bir kardeşiyle, erkek kardeşiyle bir kız kardeşi hayatta kaldı. Annesiyle babasını da kaybetmişti biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin diyoruz ve sabır diliyoruz Alkan ailesine. Ece Erken ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dalgalı, hem de nasıl dalgalı ilişkileri biliyorsunuz yeniden başlamıştı. Onunla ilgili evlilik sorusuna cevap verdiler. Bakalım ne demişler. Efendim Sadri Alışık, Turist Ömer bugün yaşasaydı 96 yaşında olacaktı. Ama Turist Ömer tiplemesi hala yaşıyor, hala ailelerimize giriyor, hala seviliyor. Onun anma töreniyle ilgili bir haberimiz var. Hatice'nin, şarkıcı Hatice'nin eski eşi, Nagihan Karadeniz'in eski sevgilisi Ramiz Özbey, şimdi de Karolin Yılmaz'la nişanlandı. Karolin Yılmaz adı da nereden geldi onu da çok iyi çözemiyorum. Çünkü bizim bildiğimiz Bahar, Karolin Yılmaz yapmış kendini. Biz Allah tamamını erdirsin diyoruz ve mutluluklar diliyoruz kendisine. Prens dizisi ilginç şartlarda çekiliyor. İlginç bir teknikle çekiliyor. Haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim 40. İstanbul Film Festivali başladı. Tabii bu sene pandemi şartlarına uygun olarak yapılıyor. Detayları haberimizde mevcut. DMX, dünyaca ünlü oyuncu ve rap sanatçısı. Yaşamla boğuşuyor. Hayat mücadelesi veriyor. Diyorlar ki son günlerini yaşıyorlar tabii Allah bilir ama biz kendisine buradan sağlık dileyelim. Bu akşam ekranlara gelecek bizim de sizlere fragmanlarını ve bölüm özetlerini yayınladığımız iki tane dizi var. Bunlardan bir tanesi Show TV'deki Çukur, diğeri de ATV'deki Maraşlı. Bu dizilerin fragmanlarını izleyip gece de dizileri daha bilgili şekilde izleyebilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Lütfen bize her türlü öneri, eleştiri, istek, şikayet, dilek, talep ve düşüncenizi aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube'da da abone olmayı, aşağıdaki tuşa basarak abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.